Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda konu anlatımında, çemberde açıdaki konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa 130'da sadece ve sadece teğet kiriş açıyı anlatacağım bu videoda. Haberiniz olsun. Tabi şurası yanlış yazılmış. Burayı düzeltiriz. Teğet kiriş açı. Neymiş bakalım? Köşesi çember üzerinde çember üzerinde bulunan ve bir kenarı teğet bir kenarı da kiriş olan açıya teğet kiriş açı denir. Ad üstünde teğet olacak kiriş olacak. Buradaki açıya teğet kiriş açı diyeceğiz. Teğet kiriş açımızda ne olacak biliyor musunuz? Çevre açı muamelesi yapacaksınız ve burada teğet kiriş açı ince ayrıntıdır. Teğetlik gördüğünüz zaman teğet ve kiriş var mı diye bakacaksınız. Teğetle kiriş arasında kalan açı. Bak yanlış şuradaki açının tamamı. Yani şu açının tamamı. Bazen yanlış yapıyorsunuz. E, kirişle yay arasında açıya bakıyorsunuz. Böyle bir şey değil. Tamam mı? Dikkat edin buna. Direkt kirişle teğet arasında kalan açı olacak arkadaşlar. Çevre açı muamelesi yapacaksınız. Yani burası alfa ise gördüğü yay çevre açıdan ne oluyordu? iki katı oluyordu. O zaman burası da 2 alfa olacaktır. Yazmışız buraya. BTC açısı, BTC açısı gördüğü yayın yarısı diye yazmışız zaten buraya. Tamam mı? Bu tanım önemli arkadaşlar. Çevre açı gibi olacak. Hemen örneğine bakalım. ATC açısına kaç derece demiş? ATC açısına 35 derece demiş. O zaman ATC açısı 35 derece ise gördüğü yay kaçtır? 70. A hocam kirişler eşit. Eşit kirişler olduğu zaman ne oluyordu? Ayırdıkları yaylar da eşit oluyordu. 70 ise burası da 70. 70, 70, 140. 360'tan 140 çıkartırsan kaç kalıyor? 220 kalıyor. Yani buradaki yaya 220 derece kaldı arkadaşım. Şuraya. E, alfa da bu yayı görüyor açı ve gördüğü yay 1'e 2 idi. Yani direkt burası kaç derece yapacak? 110 derece yapacaktır bu sorumuzun cevabı da. Tamam mı? Cevap 110 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Soruda ne diyor? Eşitlik verilmiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Bir de burada teğetlik var değil mi? E, DA ve CB DA ve CB sırasıyla A ve B noktasında çembere teğet. Tamam. AE eşittir. AD verilmiş. Bir de 15 derece verilmiş bize BCD açısını. BCD açısını 15 derece vermiş. ADC açısı alfa kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaş burası alfa ise ikiz kenarlıktan dolayı burası da alfa mıdır? Evet. Bak soru bizi yönlendiriyor. Ters açıdan dolayı burası da alfa. İki açıyı yan yana gördük. Dayanamam. Ne yapıyoruz? Hop buraya yazıyoruz. Alfa artı 15 diye. Aa ne güzel bir şey oluştu. Teğet kiriş açı oluştu burada. Bakın şu kirişle teğet arasında kalan bu yayı görmüyor mu? O zaman burası alfa artı 15 ise gördüğü ya 2 katıdır. Yani alfa artı 15'in 2 katı 2 alfa artı 30 değil midir arkadaşlar? T t kiriş açıdan dolayı. Alfa artı 15 ise 2 katı. Hocam buradaki T'yi de kullanmam lazım benim. Bakın burada da bir t keriş kiriş açı var. O da 2 alfa artı 30'u görüyor. Dolayısıyla 2 alfa artı 30'u gördüğü için burası da yarısı yapmak zorunda. 2 alfa artı 30'un yarısı kaç yapıyor? Alfa artı 15 yaptı. E soru bitti. Alfa artı 15. Alfa alfa yani 3 tane alfa yaz buraya artı bir de 15 var eşittir 180 yapacak üçgen çizgileri toplamından 3 alfamız buradan kaç yapıyor 165 yapıyor alfamız da buradan kaç yapar o zaman 55 derece yapar sevgili gençler. Tamam cevabımız 55 yaptı ee, soruda verilen bilgiler zaten şekil üzerinde kullanabildiğimiz sürece sorunun çıkabileceğini hep söylüyorduk yine çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet geldik bir sonraki soruya diyeceğim ama sonuçlar arkadaşlar buradaki anlattığım sonuçların hepsi bir soru niteliğindedir. Yani aslında burada sonuç olarak veriyorum ama bunu ezberleme bence. Bu bilgi ezberlenecek bir bilgi değil. Her verdiğim özelliği her verdiğim sonucu ezberlemeyeceksiniz. Mesela adam demiş ki bize aynı yayı gören çevre açı ile teğet kiriş açı birbirine eşittir. Kardeşim zaten beni ilgilendiren bir merkez açı, iki çevre açı, 3 teğet giriş açı. Bunlar beni ilgilendiriyor. Açı ve gördüğü yay beni ilgilendiriyor. Artık teğetlik gördüğümüz zaman ki böyle teğet giriş açıyı gördün alfa yazarsın. Hemen gördüğü yay iki alfa olur. Aa hocam burada da bir çevre açı var gördün mü? O zaman burası çevre açıdan dolayı iki alfaysa burası da ne olacak? Alfa olur. Mesela biz bunu daha da şey yapabiliriz. Ne derler? İşte teğet giriş açıyla merkez açı aynı yere görüyorsa 1'e 2 oran vardır diye de söyleyebilir. Çoğaltabiliriz bu kuralları. İşte o yüzden ben bunu sadece sorularda da kullanacağız. Ama kural olarak ezberlemeyin ben size gösteriyorum. Bakın alfa ise 2 alfa, 2 alfa ise alfa oldu. Sen de bu şekilde yap. Bunu ezberleme. Sakın ezberleme. Ve geldik şuraya. Valla en sevdiğim şey. Bangır bangır bağıracağız arkadaşlar. Çemberde uzunlukta. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Bu bunun ispatı. Ya bu bunun şeyi. Hadi biraz şey tanımına bakalım. Merkez ile teğet değme noktasını birleştiren bakın merkez ile teğet değme noktasını birleştiren doğru parçası birleştiren doğru teğet diktir. Ya bu bu ne ya? Bunu kim aklında tutacak? Ben ne diyorum? Merkez varsa teğet varsa çek dik. Burası 90 derece olur. Hocam bunu niye uzunlukta çok fazla kullanacağız? Açıda da kullanıyoruz arkadaşlar. Niye burada verdim? İspatı buradan da çıktığı için verdim. Arkadaşlar şunu şöyle uzatacak olursak. Bu bir çap mı oldu? Çap oldu değil mi? Uzattığım zaman. Çap olduysa o zaman çap olduğu için burası 180 derece olur. Bak şimdi teğet kiriş açı oluştu. 180'in yarısı olacağından dolayı burası 90 derece oldu arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi. Merkez varsa hiç acımayın. Açıda ya da uzunluktan nerede olursa olsun. Merkez varsa, teğet varsa ÇEK Böyle bağıracağız. Hatta bazen testi çözerken bağıra bağıra çözeceksin. Ee, i̇çerideki anne baban da ne oluyor ya falan filan deyip gelecek böyle. Ee, merak etme. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam mı? Çok kişi bağırıyor. Evet. Şimdi bir de şöyle bir sonuç var. Çok güzel bir sonuç. Ve bunu gerçekten kullanacağız. İçten teğet ya da dıştan teğet çemberlerde ortak teğet ve ortak giriş ile oluşturulan teğet giriş açılar ve bu yay açıların yaylarının ölçüleri birbirine eşittir. Yani Türkçesi şu. Yani Kenancası şu diyeyim size. Şimdi iki çember birbirine teğet iki çember gördüğünüz zaman çemberde açıda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu ortak teğeti çizeceksiniz. Ortak teğeti çizdikten sonra bak değme noktasından ortak teğeti mutlaka mutlaka çizmeniz lazım arkadaşlar. Çizdiğiniz zaman ne oluyor? Büyük çemberi düşün. Buraya alfa dediğim zaman gördüğü yay ne oldu? 2 alfa oldu. Şimdi küçük çemberi düşün. Ee, küçük çemberde de teğet kiriş açı değil mi arkadaşlar? Şurası, şuraya kadar. E, o zaman burası alfaydı. Alfa ise gördüğü yay ne oldu? 2 alfa oldu. Bakın şuradaki yayın ölçüsü 2 alfa oldu. A gördünüz mü? Bu yayın ölçüsüyle bu yayın ölçüsü aynı oldu. Hocam olamaz. Bu daha büyük, bu daha küçük. Olur kardeşim bir çember küçük bir çemberse burası 60 derece ise büyük çemberdeki 60 derecelik açı şurası olmaz mı? Daha büyük olur. Ama ölçüleri ölçülerinden bahsediyoruz burada. Tamam mı? Dikkat edin. İki çember birbirine teğet olduğunda ortak ee, teğet değdikleri noktadan ortak teğet doğrusunu çizeceksiniz. Ve teğet giriş açıları yazdığınız zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz zaten. Bu iki çember dıştan da teğet olabilir böyle. Bak Ortak teğet çizdin şuraya alfa dersen mesela alfaysa bak teğet kiriş açı amaç zaten şu iki çember birbirine teğet gördüğün zaman açıda açıda çemberde açıda e, ortak teğet çizeceksin ortak teğeti çizmekteki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek sakın unutma sen bu ortak teğeti çizdin teğet kiriş açıyı kullanabilmek amacınsa burada bir teğet kiriş açı oluştu alfaysa gördüğü yay ne oldu 2 alfa oldu. A yukarıda da ters açıdan dolayı burası da alfa oldu. Burada da teğet kiriş açı var mı? Var. Alfa ise gördüğü yayın oldu arkadaşlar. 2 alfa oldu. İşte bunu unutmayın arkadaşlar. Çemberler birbirine teğet olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Ortak teğeti mutlaka ama mutlaka değme noktasından çiziyorsunuz arkadaşlar. Ortak teğeti çizmekteki amacı sakın ama sakın unutmayın. Neymiş? Teğet kiriş açı kullanabilmek. Orada teğet kiriş açı kullanabilmek. Baştan alalım. Şu A sonucunu ezberlemiyoruz, kendimiz yapıyoruz. B sonucu, merkez varsa teğet varsa çektik tamam, eyvallah. Şimdi direkt onun sorularıyla başlayacağım zaten. İki çember birbirine değiyorsa da ortak teğeti, değme noktasından ortak teğeti çiz. Ortak teğeti çizmekteki amaç neymiş? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek arkadaşım, tamam? Sakın ama sakın unutma. Evet geldik sorulara. Bak ne var burada? Hocam bir ikizkenar kenar üçgen AT eşittir TC demiş. O yarım çemberin merkezi demiş. CT ışını çembere T noktasında teğet olduğuna göre CT ışını T noktasında teğet ABC açısı alfa kaç derecedir diye soruluyor. Alfaysa burası da ne yaptı? Alfa yaptı mı? Yaptı. Hocam merkez var. Teğet var. Hiç acıma. Çektik. Tamam mı? Çektin diki. Yalnız bunu unutma. Ta çemberdeki ilk videoda ne dedim ben size? e, yarı çap çizdiğin zaman yarı çap uzunluklarının eşitliğini mutlaka mutlaka göster. Bak sen ne yapıyorsun burada? Yarı çap çiziyorsun. Merkez T çek, dik yaptın. Yarı çap çizdin. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Of süper bir şey oldu. Ne oldu burada? İkiz kenarlık çıktı. Burası da alfa oldu. İki iç açının toplamı bir dış açıdan iki alfa oldu. Aha da bu üçgende e, şu ikisinin toplamı 90 yapmaz mı dik üçgen olduğu için? 3 alfa 90 alfamız buradan kaç çıkar? 30 derece çıkar. Yani cevabımız 30 oldu sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Çok alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Şurası çift çizgiyken. Aha yarı çap uzunluğu bu. OA uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Şurası eşit verilmiş. Hocam bu yarı çap uzunluğu. Hocam bu da yarı çap uzunluğu. Tamam. Hocam burada bir teğetlik var. Teğet giriş açıyı mı kullansam? Hayır. Merkezde varsa. Merkez var. Teğet var. Çekdik. Bağır kardeşim bağır. Sesini duyurabildiğin kadar duyur. Bak çizdin ama bak bu merkez teğet çek diki çizdikten sonra bile sen aslında ne yapmış oluyorsun? Yarı çap çizmiş oluyorsun. Yarı çap çizdiğin için yarı çap uzunluğunun da çift çizgi olduğunu göster. Bak ne çıktı? Hocam ikiz kenardan 20 ise of süper burası da 20 çıktı. Yalnız sen buradaki ikiz kenarlığı kullanmadın hala. 20 ise tepe açısı 180'den 20 çıkart. 160 2'ye böl. 80 80 ters açıdan 80 tamamı 90'dı 70 kaldı. E bak 80 70 daha 150 alfa'ya kaç derece kaldı? 180'e tamamlayan. 150'nin 180'e tamamlayan açısı 30 derece. Kaldı. Cevabımız 30 çıkar arkadaşlar böylelikle. Tamam? Bak soru kendiliğinden akıyor yine. Geldik şu soruya. Ne demiş? CD ile Bakın CD ile AO birbirine dikmiş. Tamam. Şununla şu birbirine dik. Şekildeki E merkezli yarım çember değil, çeyrek çember olacaktı. Hop şuraya yazıyorum. Çeyrek yazıyorum. Yo E merkezli yarım çember. Doğru, doğru doğru sıkıntı yok. E merkezli yarım çember. O merkezli çeyrek çembere B noktasında teğetmiş. Tamam. Şurada teğet. Yani bu ne demek? Burası yarı çap. Burası da yarı çapken. Büyüğün yarı çapı ne yaptı? O merkez diye 2R mi yaptı? Evet. Of süper. Bak bunu da çizmişler görüyor musun? Burası nedir? Yarı çap zaten çok önemli arkadaşlar. Şu uzunluk zaten 2R. Tamam. Şunu yazdık. 2R diye yazdık. Süper. Başka ne yapalım? A, hocam merkez var, teğet var. Hiç dayanamam. Çek... dik. A hocam burası 90, burası 90, burası da çeyrek çemberden dolayı 90. 90 90 90 burası da 90. Yalnız bu diki çizince yarıçap olduğunu biliyoruz değil mi biz? Hocam burası yarıçap. Süper. Burada da bir kare oluştu. Bakın R R burası da R, burası da R. Tamam. Bizden ne isteniyor? Alfa. Burası alfa ya. Hatta şununla şu paralel olduğu için Z'den dolayı burası da alfa oldu. Ve ÖSYM e bakın bu soruyu sordu. Buna benzer bir soruyu bu sordu. Dikkat edin arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen var mı? Var. Buradaki dik üçgende ne var arkadaşım? 90'ın karşısı yarıçap çap uzunluğu 2R 2R yazmıştık Allah'tan. 90'ın karşısı 2R hangi açının karşısı R'dir? Tabii ki 30-60-90 üçgeninde 30 derecenin karşısı R'dir. O zaman alfayı kaç derece bulduk? 30 derece bulduk sevgili gençler. Cevabımız 30 çıktı. 30 60 90 üçgenin özelliği çıktı. Sarı üçgende tekrar söylüyorum. 90'ın karşısı tamamı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? Tabii ki 30'un. Değil mi? Evet, cevabımız bu çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet, teğetlik. Bak ince ayrıntı teğettir. Teğetlik varsa teğet giriş açıya bak. Merkez falan yok. Merkez teğet çektik yapamayacağız maalesef. Dursun. Ee, ben buradaki teğet giriş açıya yoğunlaşacağım arkadaşım. Bakın şuraya yoğunlaştım. Şuraya. Ee, hocam Şuradaki açı bu yayı bulursam olay bitti. Aha bak burada bir çevre açı var değil mi? Benim için önemli olan neydi zaten? Çevre açı. Merkez açı teğet giriş açı. Teğet giriş açı çevre açı da var. 20 ise gördüğü yay kaç? 40. Aha da ben bu yayı buldum. Teğet giriş açıdan 40 ise burası kaç derece yapar? 20. Of süper. Şu üçgende bir şey çıktı gördünüz mü? Burası 20 derece burası 30. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası 50 yaptı. Hocam 50 20 daha 70. 70. Alfaya kaç kaldı? 110 derece kaldı. Yani alfamız 110 derece yaptı. Bazı arkadaşlar hocam 90 derece değil mi? Değil kardeşim. Niye? Çap değil ki bu. Çapı gören çevre açı 90 derece arkadaşlar. O merkezi burada gösterilmemiş. O yüzden biz buna 90 derece diyemezdik. Böyle düşünen arkadaşlarınız da olabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Tamam. Evet soruda 110 dereceyi bulduk. ACT yanlış yazılmış mı diye bakıyorum. CAT. Tamam doğru. Şeye bakıyoruz. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> TBA açısını 70 demiş. Bakalım. TBA 70. CDT'yi 80 demiş. CDT 80. TA ile TB birbirine eşit verilmiş. Oo, şu x kullanacağım. Tamam. Şimdi bir de ne var arkadaşlar burada? Çekildik çemberler T noktasında birbirine teğet. T noktasında birbirine teğet olduklarına göre ATC ATC açısı nedir diye soruluyor. Bir kere x kenarlıktan dolayı direkt buraya 70'i yazdın mı yazdın. 70 70 140'tan dolayı buranın 40 derece olduğunu biliyorsun. Şimdi orayla işim var orayı yazmayacağım. Ya da yazayım. Bunun tamamı kaç derece? 40 derece. Arkadaş iki çember birbirine teğet olduğu zaman ne yapıyorduk? Ortak teğet doğrusunu mutlaka mutlaka çiziyorsun. Bunu sakın ama sakın unutma. Ortak teğet doğrusunu çizmekteki amaç neydi arkadaşlar? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Tamam mı? Teğet giriş açıyı kullanabilmek. Peki ben şuradaki açıyı kullanabilecek miyim acaba? Peki şu büyük çemberde de şu teğet giriş açı bu yayı görüyor. Küçük çemberde de teğet giriş açı bu yayı görüyor. Yani bu yayların ölçüleri birbirine tıpkısının aynısı. Hocam bu yayı bulabilir miyim ben? Evet. 70 ya burası. Bakın şu çevre açı 70 derece buraya görüyor. 70 ise 140 burası. O zaman 140 ise burada kaç, kaç yaptı teğet giriş açımız? 70 derece yaptı. E küçük çembere geldim şimdi. Teğet kiriç açıdan 70 derece ise burası gördüğü ya 140. E burası 140 ise burası da kaç yaptı? 70 yaptı. E bak soru akıyor kendiliğinden. 80-70 daha 150. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Nerede kaçı? Burada kaçı. Tamamı 40 dereceydi bunun. 30'u buradaysa buraya kaç derece kalır? 10 derece kalır. O zaman bizden de ATC açısı isteniyordu. Genelde en son bulduğumuz sonuç oluyor. Yani cevabımız da 10 derece yapar arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı yine güzel bir sorulardan bir tanesi. Geldik şuraya. Çemberler birbirine değiyor. Hemen işin işini gücünü bırak. Şu ortak teğet çiz kardeşim. Bak. Bu ortak teğet mutlaka çizilecek arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Tamam Ortak teğet çizin. Yalnız şunu da unutma. Ortak teğeti çizmekteki amacın ortak teğet çizdin ya. Oradaki teğet giriş açıyı kullanabilmek. Bu kesinlikle ama kesinlikle bu bilgi çok önemli. Bu teğet giriş açı. Hocam buraya x diyeyim. Bak her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek yalnız. Tamam ilk önce burada kullanayım. X ise gördüğü yay nedir? 2x. A hocam burada da bir teğet giriş açı var. O zaman burası da x. Geldim şuraya. Burada da teğeti çizdim. Teğet giriş açıyı kullanabilmek. Aha da buraya y dersem. Teğet giriş açıdan y ise Gördüğü yay 2'ye. Aha da burası yine aynı şekilde teğet açı 2'ye görüyor. O zaman burası da ne yapar? Y yapar. Şimdi benim soruyu çözebilmem için her zaman söylediğim bir cümle. Verilen her bir bilgiyi kullanmam lazım değil mi? Evet kullanacağız. Hocam büyüğü ne oldu? Bir dörtgen. E büyük bir dörtgense arkadaşlar. Bakın şu bir dörtgen. Şu bir dörtgen. Dörtgen iç açıları toplamı neydi? Tabii ki 360'tı. Var mı iç açıları? Var hocam. 80 var. Y var. Y var. X var. X var. A 2x artı 2y artı 80. Yaz o zaman. 2x artı 2y artı 80 eşittir 360. 2x artı 2y eşittir 280. x artı y eşittir 140. Bulduk. ATC isteniyor benden. ATC'ye bakıyorum. Aha da hocam burası. O da x artı y açısına eşit. Yani 140 dereceye eşit. Cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 140 derece yaptı. Evet sonuç 140 yaptı. Güzel bir soru. Böyle tehditlik gördüğümüz zaman amaç belli zaten. Evet soruya bakıyoruz. Şekildeki çemberler birbirine T noktasında T et. T noktasında T Evet iki çember T noktasında T Tamam kardeş. Hemen ortak teğeti çiziyoruz. Bak unutma. Kesinlikle çemberde açı da bu. Ortak teğeti çiz. Ortak teğeti çizmek ne demek? Her iki çemberde de her iki çemberde de o ortak teğeti çizdiğin ya ortak teğeti çizdiğin yerde teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Ama arkadaşım bana bir 80 verilmiş. 80'e bir bakayım. 80 ise gördüğü yay kaç? 160. Aha da hocam teğet kiriş açı şurada kaçıyı kullanayım. Burası 160'ı görüyor o zaman burası 80. Bir de soruda B, T, C noktaları doğrusal demiş. BTC doğrusal olması ne anlamına geliyor? Bakın şurası doğrusalmış böyle arkadaşlar. Şu doğrusal bu da doğrusal. Ters açı oluşmadı mı burada? Yani burası da 80. O zaman burası da 80 ise arkadaşlar teğet kiriş açıdan 80 ise gördüğü yer 160. Bak hep böyle açı ve gördüğü yer ilişkisine gittiğimiz zaman süper bir şekilde çıkıyor. E Hocam kirişlerin eşitliğini kullansak 160 ise 160 diyebilirsiniz ama gerek yok bence. 160 ya burası. 160'ı gören buradaki bir açı, çevre açı değil mi? 160 ise o zaman burası kaç derece yaptı? 80 derece. Bakın x kenarlık var burada. O zaman burası da 80. 80 80 160 ise alfaya da kaç derece kaldı? 20 derece kaldı sevgili gençler. Evet cevabımız bu. Tekrarlıyorum. Önemli çünkü ortak teğeti çizdin. Ortak teğeti çizmekteki tek gayen, tek amacın şu. Her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek. Bunu sakın ama sakın unutma. Geldik şuraya. Evet bir yarım çember verilmiş. BC eleman AO'ymuş. Evet BC eleman AO demek ne demek? AO doğrusunun elemanıymış BC. Yani şunların hepsinin doğrusal olduğunu söylüyor sonra. Peki devam edelim. CDT açısını 20 derece vermiş. Şurası 20 derece. TAB açısını da alfa vermiş. Alfa isteniyor benden. Bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere. Ne var burada kardeşim? İki çember. Yarım çemberde olsa hiç fark etmez. Birbirine teğet. Birbirine teğet iki çember gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Bir kere ortak teğeti. Şu ortak teğeti kesinlikle ama kesinlikle çizeceğiz kardeşim. Kesin. Net. Net bir bilgi arkadaşlar. A çizdik. Bunu çizdikten sonra amacım neydi? Teğet kiriş açıyı kullanabilmekti değil mi? Bakın şu çembere gelelim. Şu çembere bakalım. Bu çemberde teğet çizdik. Teğet kiriş açı yok. A buradaki bir 20 derece var. 20 derece ise gördüğü yay kaç? 40 derece. Bakın burası 40 derece. Şekil biraz küçük idare edin. E o zaman ne yapacağım hocam? Şu yayı da kullanmam lazım. Aha da teğetlik var ya. Yay da burada ya. Bu yaya ait bir kiriş oluştursam şöyle. Teğet kiriş açı. Çünkü ne dedik? Ortak teğeti çizme, çizmekteki amacı kullanmam lazım benim. Her iki çemberde de teğet kiriş açıyı özellikle kullanmak lazım. Peki bu teğeti çizince teğet kiriş açı yoktu. Ya da var da şurada var. Ama benim şu 20'yi kullanmam lazım. 20 ise gördüğü yay 40. 40 ise bu teğet olduğu için burada da bir kiriş oluşturdum. Teğet kiriş açıdan burası kaç derece yaptı? 20 derece yaptı. Hatta şurada da teğet kiriş açı var. Bu da 40 dereceye görüyor. O zaman burası da 20 derece yapar. Şu 40'ı sileyim arkadaşlar. E, 40'ı gördüğü için burası da 20 yaptı. Peki geldik şimdi şuraya. Hocam burada da teğet kiriş açıyı kullanalım mı? Kullanmasak da olur. Sebep öncelikle bir ön koşul var burada. Merkez var. Teğet doğrusu var çektik. Değil mi? Bu önemliydi arkadaşlar. Merkez varsa teğet varsa çektik. Haydi dikimizi çektik. Şöyle dikimizi çektik arkadaşlar. Süper bir şey. Ama ne dedim ben size? O yarı çapı çizince o yarı çapın eşitliğini göster. Bak hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Ana ne çıktı burada? İkiz kenar. Alfaysa aha da burası da alfa. İki açı yan yana geldi. Dayanamam. Burası ne yapar? 2 alfa yapar. Hocam süper bak 20 ile 20 de burada dayanamayız. 20 ile 20'nin toplamı kaç yapar? 40 yapar. Aha da burada da 90 derece var. Yani şurada bir dik üçgen var mı kardeşim? Var. Yani o zaman ne olacak? 2 alfa ile 40'ın toplamı 90 yapacak. 2 alfa artı 40 eşittir 90'dan. 2 alfa eşittir 50'den. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 25 derece buluruz sevgili gençler. Zor bir soruyormuş gibi gözüküyor ama aslında bildiğin bilgileri kullanabildiğin sürece şekil üzerinde e, çok da rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Ama güzel bir soru, değil mi? Evet. Geldik diğer soruya. Aslında bu bir özellik. Ben bir özellik olarak vermedim. Özellik olarak veriyor kitaplar. İki çember birbirine teğetse, ortak teğeti çizilirse, o ortak teğetleri çizildiği zaman teğet noktalarına şöyle açılar gördüğü zaman bu açıların toplamı 90 derecedir diyor. Ama ya unutursak? Ya daha farklı şeyler gelirse ya bir açı merkezden gelirse ispatı önemli değil mi arkadaşlar? O yüzden hiç o özelliği vermedim. Direkt ispatıyla yapmak istiyorum. İki çember birbirine teğet olduğu zaman hop ortak teğet çiziyorum. Kesin ve net bir bilgi. Peki burası 40 sa bir kere burası nedir? 80. Alfa ise gördüğü yay nedir? İki alfaları yazdık. Ben şimdi söylemime geleyim. Ortak teğeti çizmekteki amaç neydi? Her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmekte özel bir durum olmasaydı. Özel bir durum nerede vardı? Şurada vardı. Ne, yap? ne vardı? Merkez vardı. Teğet vardı. Çek dik yaptık değil mi arkadaşlar? Evet. Geldik şimdi buraya. Ortak teğeti çizdim. Ortak teğet çizmekteki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Hocam yay olarak zaten burası var. Bu yaya ait kiriş oluşturayım. Al sana kiriş. Bu yaya ait. A hocam teğet kiriş açı 80'i görüyor. O zaman burası 40. Hocam burada da teğet kiriş açı 80'i görüyor. O zaman burası da 40. Aynı şeyin laciverti. Sağ tarafta da var. Bak 2 alfa teğet var. Amacım teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Burada da yine aynı şekilde 2 alfa verildiği için 2 alfaya ait bir kiriş oluştursam teğet kiriş açıyı kullanabilir miyim? Evet. Teğet kiriş açıyı kullandık. O zaman burası da ne yaptı arkadaşlar? Alfa mı yaptı? Gerçekten alfa yaptı. Teğet kiriş açı 2 alfayı görüyor çünkü. Ya da burada da teğet kiriş açı var. Teğet kiriş açı. O zaman burası da ne yaptı? Alfa yaptı. Dikkat edin. Şurada bir üçgen çıktı sevgili gençler. Kuralı ezberlemesen de sen artık bu yöntemleri biliyorsun. O yüzden kural olarak vermedim. Bak 40 40 alfa alfa yani 2 alfa artı 80 eşittir 180. 2 alfa eşittir 100. Alfa da buradan kaç derece çıkar? 50 derece çıkar arkadaşlar. Gördünüz mü? Gerçekten de öyle. Şu açıyla şu açının toplamı 90'mış. Yani alfa gerçekten de 50 dereceymiş arkadaşlar. Tamam dikkat edin. Kural aklınızda kaldıysa oradan yapabilirsiniz ama ben ispatını yaptım ne olur ne olmaz. Ve özellik olarak vermedim. Sen de bunu özellik olarak algılama bir soru olarak algılama. Geldim diğer soruya. Hocam böyle bir şey olduğunda ne oluyor? Şu üçünün toplamı da 90'a eşit oluyor. 90 mı 180 mi bir şeylere eşit oluyor. Valla ben de bilmiyorum arkadaşlar. Cidden. Şimdi beraber ispatlayacağız zaten bunu. Ee, şöyle bu şekil olunca tamam 90'a tamamlıyor diyelim. Tamam. Hissettin 90 dedin. Bütün çevre açılar olduğu zaman böyle 3 çember birbirine teğet olduğunda. Alfaya 20 dedik. Bakalım gerçekten de 20 çıkacak mı? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. 40, 30 daha 70, 90'a tamamlayan açısı kaç derece? 20 derece. Ya benim korkum şu. Burada çevre açı verdi. Burada merkez açı verdi. Burada da merkez açı verdi. O zaman ne yapacaksın? İşte o zaman sıkıntı değil mi? O yüzden siz ezber değil de temel mantığı kullanın. Bir kere çemberler birbirine teğet olduğu zaman ortak teğeti kesinlikle ama kesinlikle çizeceksiniz. Şu ortak teğet çizilsin, Şu ortak teğet çizilsin, Şu ortak teğet çizilsin. Ortak teğeti çizmekte amaç şey neydi? Teğet kiri açıyı kullanabilmekte. Bak dikkat. 30'sa gördüğü yay 60. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa 40 ise gördüğü yay 80. Küçük yazmak zorundayım arkadaşlar kusura bakmayın idare edin. Ee, hocam amacımız neydi? Teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Şu 60'ı kullanmak için bak burada şu teğetliği kullanacağım 60'ı kullanacağım. Teğet kiriş açı için o 60'a ait bir şey lazım. Hatta 2 alfaya ait de teğet giriş açı bu. Hatta burada da 80'e ait şuradaki teğetliği kullanabilmek için teğet giriş açı için şunu çizmek mantıklı gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Çizdik. Amaç teğet giriş açıyı kullanabilmek. Dikkat et 60'ı görüyor teğet giriş açı. Burası kaç derece yaptı? 30. Dikkat et 2 alfayı görüyor. Burası kaç derece? 2 alfa alfa. Çünkü teğet giriş açı 2 alfayı görüyor alfa yaptı. Dikkat et burada kaçı da 60'ı görüyor. Teğet giriş açı 60'ın yarısı 30 yapacak. Burası bakın kaçı görüyor? Teğet kiriş açı 80'i görüyor 40 derece. Burası kaçı görüyor? Yine teğet kiriş açı burayı görüyor 80'i görüyor 40 derece. Hocam burası kaldı. Burası kaçı görüyor? Teğet kiriş açı 2 alfayı görüyor. Yani alfa derece. Dikkat et. 2 alfa 30 30 40 40. 2 alfa artı 2 tane 30 artı 2 tane 40 eşittir 180. Gerçekten de 2'ye böl. Alfa artı 30 artı 40 90 yaptı. Demek ki bu açıların toplamı 90 dereceymiş. Alfayı da buradan kaç derece bulduk? 20 derece bulduk. Direkt gelirse eyvallah. Hocam toplamları 90 deriz çıkarız için içinden. Ama ya direkt gelmezse diye ben bu şekilde de ispatını yapmak istedim size. Çünkü 30 derece çevre açı olmaz da merkez açı olur belki. O merkez açıda belki sıkıntılar yaşayabilirdiniz arkadaşlar. O yüzden bu çözümü yapmak istedim. E, kural olarak vermek istemedim. Ne yapıyoruz? İki çember birbirine teğet olduğu zaman ortak teğeti çiziyorsunuz. Ortak teğeti çizmekteki amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Bazen teğet kiriş açı olmuyor. Verilen yaya göre biz kiriş oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin buna. Evet, o zaman biz şimdi böylelikle bu e, teğet kiriş açıyı da önemli bir yerde halletmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda çemberde iç açı dış açı onlardan bahsedelim arkadaşlar. Tamam, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.